Denizin altında kalan tarihi şehirler, batık gemiler. Son 100 yıllık dönemdeki büyük savaşlara tanıklık etmiş batıklar. Akdeniz'in derinliklerindeki kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Akdeniz kıyıları tarih boyunca önemli ticaret limanlarına ev sahipliği yaptı. Bunların en önemlileri Patara ve Olimpos limanlarıydı. Yüzyıllar içinde birçok liman kenti su altında kaldı. Çok sayıda gemi de sırlarıyla derinliklere gömüldü. Akdeniz Üniversitesi ekibi, Arkeo gemisiyle su altındaki tarihi keşfetmek için bu yılda seferde. Bu ekip sadece 2020 yılında bugüne kadar bilinmeyen 52 batık keşfetti. Bunu uluslararası sempozyumlarda yayınladığımızda insanlar önce bir duruyorlar ve inanamıyorlar. Yani bir sezon içerisinde 52 tane gemi batığı, ki dinleyenlerin arasında bir tane gemi batığı bulamayanlar bile var. Ekipler öncelikle Akdeniz kıyılarında dalış yapılacak yerleri belirliyor. Suyun derin olduğu yerlerde ise çalışmalara su altı robotu eşlik ediyor. Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılıyor. Mersin ve Antalya bölgesini su altından adım adım tarıyorlar. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kayıtlara geçen batık sayısı 300. Dünyanın en eski ticaret gemisinin batığı da 2018'de Antalya açıklarında tespit edildi. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki ilk tarih, ilk coğrafya, ilk yelkenli gemiler, ilk deniz ticareti, yani dünyanın tarihine yön veren birçok ilk bizim kıyılarımızda yaşanmış. Doğal olarak bu kıyılar su altında da çok çok zengin. Denizin derinliklerinde arkeolojik bir görüntüye rastlandığında uzmanlar suya dalıyor. Her dalış yeni bir gizemin açığa çıkmasını sağlıyor. Tabii su altı bizim için farklı bir dünya, sürprizlerle dolu. Birçok arkeolojik esere rastlıyoruz. Bulunan batıklar, tespit edilen objeler tek tek işaretlenerek kayıt altına alınıyor. 5000 yıllık ticari geçmişi bulunan Akdeniz Havzası'nda 50 bin batık bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin kıyıları da halen keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu.